fıtrat, fıtratallahi lleti fatara nase aleyha, insanın doğası ve fıtratına uygunluk. Şimdi ya insanın doğasına ve fıtratına uygunluğun bizim kültür dokumuza çok da uymadığını kabul edelim bakın. Şimdi bir kısmımız diyecek hangi fıtrat? Hangi insanın fıtratı? Ya şu salonda bile birçok fıtrat var, birçok insan var. Hocam nasıl öyle bir şey dersiniz diye bir aklınıza gelebilir. Bakın. Şöyle isim, okumanızı önerdiğim bir isim var. Samuel Clarke. Bu deizmi en fazla eleştiren, Newton'un eserlerini Latince'ye çeviren çok önemli bir İngiliz filozoftur. Samuel Clarke. Deizmi çok ciddi eleştiren bir adamdır, argümanları. Bu insan fıtratı konusunda inanılmaz vurguları var. Sizinle paylaşacağım şey şu bakın. İnsanın fıtratını nihai kriter olarak kabul eden düşünce batıdan mı gelir hümanizm olarak ya da onun duygularını öne çıkaran romantizm olarak batıdan mı gelir? Yoksa bunun bizde bir karşılığı var mı? Bakın İslam kültüründe hücciyetül akıl diye bir terim var. Aklın nihai kriter olarak kabul edilmesi. Hücciyetül akıl. Aklın nihai kriter olarak kabul edilmesi. Şimdi buna itiraz etmeniz lazım. Aklın nihai kriter olması ne demek? Bunu Maturidi uzun uzun yazıyor. Diyor ki mesela insanların diyor hayvanları boğazlayarak etlerini yemesi diyor bir alışkanlıktır diyor. Bu alışkanlığın ilk başına gider de diyor bu alışkanlığı sorgularsanız aslında bunun hiç de fıtrata uygun olmadığını görürsünüz diyor. Orada buna hücciyetül akıl diyor işte bak. Akıl yani birçok toplumsal olarak yaptığınız birçok şeyi başına, o alışkanlıklara başlamadan önceki başa gittiğinizde, sorguladığınız zaman farklı yargılara ulaşabilirsiniz. Şimdi isim ben size söyleyeceğim. C ile yazılıyor. Cardanus diye bir adam. Cardanus. Bu adam kilise tarafından aforoz edildi. Bu adamın kilise tarafından niçin aforoz edildiğinin gerekçesini büyük Alman tarihçisi Herder. Bizim Muhammed İkbal'in en fazla referansta bulunduğu adamdır. Herder'den okuyoruz. Diyor ki Herder, Cardanus'un kilise tarafından aforoz edilmesinin yegane sebebi Kur'an'daki doğallığı keşfedip yazmasıdır diyor. Bakın, Kur'an'ın bize sunduğu din doğal, akla, insafa, vicdana uygun bir din. Gizem ve sır yok, onu söylemeye çalışıyorum. Doğal din. Şu örneğe bir bakın. Maturidi bakın. Ağır gelecek belki ama insanlar üç gruptur diyor. Bir, hakikati keşfetmek için peygambere ihtiyaç duymayanlar. Akıllarını kullanarak, Allah'ın kendilerine verdiği aklı kullanarak hakikati bulabilirler diyor. Peygambere ve vahye ihtiyaç duymazlar. Kim bunlar? Kendi ifadesiyle el ulema'u vel hukema. Alimler ve hakimler. İkincisi, hakikati bulmak için bir peygambere ihtiyaç duyanlar. Bunlar sıradan insanlardır, halk. Üçüncüsü, kendilerine bir ödül vaat edilmeden ya da bir ceza ile tehdit edilmeden yola gelmeyen insanlardır. Bunlar da ancak diyor behaimün nas. İnsandırlar ama diyor yani insan gibidirler yani hayvan gibi davranıyorlar diyor. Sadece ödül ve ceza. Deizmin iddialarına bakarsanız deistler diyor ki bir insanın tehditle ve cezayla yani kiliseyi eleştiriyor. Bunlar diyor ki aracı kurnazlar. Önce diyor cehennemle korkutuyorlar. Sonra diyor ki cehennemden kurtulmak ister misin diyor. Bakın cehennem var diyor kurtulmak ister misin? Şimdi protestanların katolikleri eleştirdiği bir kavram var. Purgatory yani araf. Purgatory de şöyledi katoliklere göre. Ölen insanlar cennet cehenneme gitmeden doğrudan purgatory'e giderler. Yani arafa.
Bu adamın cennete gitmesi arkada kalan yakınlarının kiliseye bağış yapmasına bağlıdır. Oh, sistem nasıl? Güzel. Buna ne diyorlar? Bunlara işte aracı kurnazlar. Önce bakın ya, hiç kim ister babasının arafta beklemesini ya da cehenneme gitmesini? Vereceksiniz 3 kuruş, gidecek cennete. Tezgahı böyle kurmuş. Ya da şöyle diyeceksiniz: verin bana işte şu kadar para, ben size yanmaz kefen satayım. Bakın aynı mantık. Aynı mantık. Dolayısıyla dini bu şekilde dejenere eden, tahrif eden insanları bir şekilde afişe etmek gerekiyor ki dinin o kurtarıcı, insanların saf fıtratına, özüne yaslanan tarafını açığa çıkaralım. Son